Merhabalar, ben Cem Kaya. Bu videoda sizinle beraber İngilizce dinleme yapacağız. No, thank you. I have my own bag. Great, your total is $8. Ve bu dinleme sayesinde İngilizce'de daha doğal ve akıcı konuşmanızı sağlayacak bazı önemli ifadeleri ve kalıpları öğreneceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmında bu videoda geçen konuyla alakalı bir test linki bırakıyorum. Eğer bu videoda gördüklerinizi tekrar etmek istiyorsanız, videodan sonra linke tıklayıp karşınıza çıkan testi yapabilirsiniz. Bu seriyi yararlı buluyorsanız ve devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum desteğiniz daha fazla içerik üretmemi sağlıyor olacak. Şimdiden çok teşekkürler. Hazırsanız başlıyoruz. Excuse me, how much does this notebook cost? This one is $5. And how much are these pens? The pens are $3 for a pack of four. I see. I would like to buy the notebook and one pack of pens, please. Of course. Do you need a bag for them? No, thank you. I have my own bag. Great. Your total is $8. Here is a $10 bill. Thank you. Here's your change. $2. Would you like a receipt? Yes, please. Here's your receipt. Thank you for shopping with us. Gelin sizinle beraber bu konuşmayı ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Excuse me, how much does this notebook cost? This one is $5. Excuse me, how much does this notebook cost? Affedersiniz, bu defterin fiyatı ne kadar? Excuse me, affedersiniz demek ve birisinin dikkatini çekmek için kullanılan kibar bir yöntem. How much does this cost? Bu şey ne kadar? Bu da bir nesnenin fiyatını sormak için kullanılan basit bir yapı. This one is $5. Bu $5. This one is bu demek. Bir ürünün fiyatını belirtmek için kullanılan çok basit bir yapı. This one is $20. Bu $20. This one is on sale. Bu indirimde mesela. And how much are these pens? The pens are $3 for a pack of four. And how much are these pens? Peki bu kalemler ne kadar? And how much are these... Bu şey ne kadar? Bu elmalar ne kadar mesela? Bu kitaplar ne kadar? How much are these dediğimizde çoklu ürünlerin veya çoklu nesnelerin fiyatını sormak için kullandığımız bir yöntem. The pens are $3 for a pack of four. Kalemler 4 tanesi için $3. For a pack of four, 4 tanesi için. Bu da bir alım satım işi yaparken miktar belirtmek için kullandığımız bir söylem. I see. I would like to buy the notebook and one pack of pens, please. Of course. Do you need a bag for them? I see. I would like to buy the notebook and one pack of pens, please. Anladım. I see. Gördüm değil de anladım demek. Lütfen bir defter ve bir paket kalem almak istiyorum. I would like to, istiyorum demek. Bir şeyi yapma isteği durumunu ifade etmek için kullanıyoruz. I would like to go. Gitmek istiyorum. I would like to buy an ice cream. Dondurma almak istiyorum. Please, lütfen ve bir kibarlık ibaresi. Of course. Do you need a bag for them? Tabii. Bunlar için bir poşet, bir torba istiyor musunuz? Do you need bir şey istiyor musunuz? Burada da müşteriye bir şeye ihtiyacı olup olmadığı soruluyor. Do you need some time? Zamana ihtiyacınız var mı? Zaman istiyor musunuz? Do you need advice? Tavsiyeye ihtiyacınız var mı? Tavsiye istiyor musunuz? No, thank you. I have my own bag. Great. Your total is $8. No, thank you. I have my own bag. Hayır, teşekkürler. Kendi çantam var. No, thank you. Hayır, teşekkürler demek ve bu kibarca bir kişinin teklifini reddetmek için kullanılan bir yapı. I have my own. Kendi var. Yani kendi şeyim var artık neyden bahsediyorsak. I have my own car. İşte kendi arabam var. Kendi arabamla gelirim demek istiyoruzdur mesela. I have my own pen. Benim kendi kalemim var. Great. Your total is $8. Harika, toplam $8. Your total is, bu da bir alım satım işleminde toplam fiyatı belirtmek için kullandığımız bir yapı. Here is a $10 bill. Thank you. Here's your change. $2. Would you like a receipt? Here is a $10 bill. Burada $10'lık bir banknot. Bill burada banknot olarak kullanılıyor. Tabii çoğumuz artık tabii hep kartla ödeme yapıyoruz. Ama ola ki cash, yani nakitle ödeme yapmak istiyorsunuz. Bill kelimesini duyabilirsiniz. Here is, burada bir şeyi sunmak için kullandığımız bir yapı. Mesela para. Here is a $5 bill mesela. Veya here is a £20 bill. Thank you. Here is your change. $2. Teşekkürler.
İşte paranızın üstü 2 dolar. Change burada değiştirmek demek değil. Change burada para üstü anlamında kullanılıyor. Here is your change dediğimizde de işte paranızın üstü. Çok sevdiğim bir ifade. Mesela bir şey alıyorsunuz 9 dolar 50 sente diyelim. 10 dolar veriyorsunuz ve diyorsunuz ki keep the change. Üstü kalsın. Would you like a receipt? Fiş almak ister misiniz? Bakın burada P harfini okumuyoruz. Receipt diyoruz. Fiş demek. Receipt. Would you like? Bir şey ister misiniz? Bu da çok kibar bir şekilde birine bir şeyi isteyip istemediğini sormak için kullandığımız bir yapı. Yes, please. Here's your receipt. Thank you for shopping with us. Yes, please. Evet, lütfen. Here's your receipt. Thank you for shopping with us. İşte fişiniz. Bizden alışveriş yaptığınız için teşekkürler. Thank you for... Şunu yaptığınız, bunu yaptığınız için, şunun için teşekkürler demek. Bir eylem için minnet ifade etmek için kullandığımız bir yapı yine. Gelin bu konuşmayı tekrar dinleyelim ve ne kadar öğrenmişiz beraber görelim. Excuse me, how much does this notebook cost? This one is $5. And how much are these pens? The pens are $3 for a pack of 4. I see. I would like to buy the notebook and one pack of pens, please. Of course. Do you need a bag for them? No, thank you. I have my own bag. Great. Your total is $8. Here is a $10 bill. Thank you. Here's your change. $2. Would you like a receipt? Yes, please. Here's your receipt. Thank you for shopping with us. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.